Merhaba arkadaşlar. Şimdi derse kaydetmeye başladım bir yandan da. Bizim AutoCAD'le ilgili bilgisayarımda lisans alamadığım için biraz sıkıntı var. O yüzden dolayı çok net bir şekilde şey yapamıyorum. Hani birkaç haftadır düzgün ders yapamadık. Geçen hafta yüz yüze ders yaptık ve geçen haftaki yaptığımız dersin bir tekrar niteliğinde ben bir şekilde daha yapmak istiyorum sizinle. Geçen hafta dersi yaptık yüz yüze. İnternetten yapmadık. Bununla bağlantılı geçen haftanın mini bir tekrarı, küçük bir tekrarını yapmak istiyorum sizinle. Ve bunu internete koyup sizinle paylaşacağım. Şimdi Ertaç'ın bir şeyi var, projesi var. Bu projeyi buraya alacağız. Birinci kat ve ikinci kat. Birinci kat ve ikinci kat projelerine değerlendirelim. Şöyle yapalım. Bu zemin kat mı, birinci kat mı? Bana söyler misiniz? Bu plan. Gördüğünüz plan. Zemin kat mı? Birinci kat planı mı? Yemin katlı. Evet, bu zemin kat planı. Bu plan zemin kat planı. Çünkü arabalar var. Bir, ikincisi yolla bağlantılı kısa bir su basmanını görebiliyoruz. Üç tane basamaklı su basmanını görebiliyoruz. Şimdi bir de bunun üst katına bakalım. Üst kat planı da bu. Üst katını da bu şekilde çizeceğiz. Bizim çizeceğimiz planlarda hangisi çoksa plan olarak dikkat ettiğimizde fazla olan bilgi hangisinde varsa ona göre seçip oradan devam edeceğiz. Şimdi geçen seneki bazı şeyleri unutmuşsunuz. Ben onları geçen haftaki tekrarlar gibi şimdi tekrar yapacağım. Bunu çizeceğiz biz ama AutoCAD'in genel bir ayarlarını yapmamız gerekiyor. AutoCAD'i ilk açtığımız zaman şöyle yapalım. AutoCAD'i ilk açılır hale getirelim. Şu anda ben de şey yapıyorum. Bunu resetleyelim. İlk haline getirdim ben bunu. İlk haline getirdim. Okey dedik. Şimdi AutoCAD'i ilk internetten yüklediğinizde bu şekilde açılıyor. Şimdi bunu ayarlarını yapacağız. Şurada bakın. Öncelikle Show Menü var. Show Menü şurayı açmış olduk. Tamam mı? Show Menü Hide değil, Show olacak. Bu şekilde kalacak. Tamam mı? Ondan sonra burayı minimize edeceğiz. Minimize edeceğiz çünkü çizim alanımızı büyütmek istiyorum ben. Ondan sonra da Tools'ta, burada Toolbars, AutoCAD'i açıyorum. Burada Draw var. Draw geldi. Sonra sağ tuşla üstündeyken tıklıyorum. Modify'ı açıyorum. Modify sağ tarafa açıldı. Kulağından tutup sol tarafa taşıdım. Benim için daha kolay, bunu siz ayarlayın. Kendi ekranınızı siz tasarlayın. Tamam mı? Sağa, sola, yukarı ya da aşağıya. Bu dokları, yani limanları aşağıya, sola, sağa siz taşıyın. Koyabilirsiniz. Ve diğerlerini de buradan bu şekilde açabiliriz. Tamam mı? Dimension'da açalım ilk etapta. Dimension'da burada. Dimension'da ben sağ almak istiyorum. Evet. Sonra bir de standart menümüzü açalım. Standardı açtık. Layer'ı açıyorum. Ondan sonra ilk etapta zoom açıyorum. Bunu da koydum. Ondan sonra Modify 2'yi açalım. Sonra bu şekilde diğerlerini de açabilirsiniz. Evet. Şimdi bu ayarları geçen sene anlatmıştım ben size. Bu ayarları geçen sene anlattım. Şimdi yeni bir dosyayı açmak istiyorsam burada bakın file var. New'e tıkladığım zaman böyle bir template dosyası geliyor. Ben bunu istemiyorum.
İstemiyorum. Ne yapacağım? Aşağıya startup yazacağım. Startup yazdım. Startup'ta 3. Bunu siliyorum. 1 yazacağım. 1. Ondan sonra yeni bir dosya açıyorum. Yeni dosyada oluşturma sihirbazı geçiyor bana. Add-on Setup'ta burada hassasiyeti 0-0 alıp ileri 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 diyorum. 10.000'e 10.000. Enter dedim. Yeni bir dosyayı açtım. Ondan sonra burada layer toolbarımız çıktı. Layer toolbarımızın olduğu yerde bunu tekrar minimize edelim. Layer toolbarımıza tıkladım ben. Layer toolbarımızla benim katmanlarımı oluşturacağım. Yeni katmanları oluşturacağım. Burada duvar, kapı pencere, sıva, tarama, ölçü. Bunların hepsini oluşturacağım. Ama bunlar yapı elemanlarının isimleri ya da yapı ögelerinin isimleri olmak zorunda. Burada ben yeni diyorum. Mesela duvar diyorum. Kapı pencere diyorum. Sıva diyorum. Betonarme diyorum. Betonarmeler, kolonlar ve kirişler, döşemeler. Tamam mı? Ondan sonra ölçü diyorum. Ondan sonra tarama diyorum. Yazı diyorum. Ve bir sürü şey diyebiliriz. Buradan renklerini seçiyorum. Bunu kırmızı seçeceğim önce çünkü ilk etapta resmi alıp çizim yapacağım için kırmızı seçiyorum rengini. Sonra kalınlığını, bakın betonarmeyi seçtik kazara, pardon. Betonarmeyi beyaz seçeceğim. Sonrasında değiştireceğim çünkü. Duvarı ben kırmızı seçiyorum. Kapı pencereyi kahverengi olacak şekilde 43 yaptım. Ölçüyü yeşil yapacağım. Ekranda rahat görebilmem için. Sıvayı cam göbeği haline getiriyorum. Taramayı açık gri yapıyorum. Yazıyı da beyaz olarak bırakıyorum. Beyaz olarak sabit kalsın. Şimdi bunların kalem kalınlıklarını ayarlayacağım ben. Kalem kalınlıklarını ayarlayacağım. Duvarın kalem kalınlığı ekranda baktığım zaman çok rahat görebilmek için 35 yapıyorum. Bunu daha sonra çıktı aldığınızda da 0,3,5 yani 0, 0, 3, 35 olarak göreceksiniz. 0,35 olarak göreceksiniz. Sonra diğerlerinde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Çünkü ilk etapta bizim amacımız çizim yapmak. Duvara iki sefer tıkladığım zaman duvar çalışmaya başlayacak. Tamam mı? Sonra kapattım ben bunu. Aktif olan katman burada yazıyor. Ona dikkat edebiliriz. Bir de burada properties'lerini açalım. Properties'leri de bizim için önemli. Çünkü diğerlerinin kalem kalınlıklarına ve nelerde olduğunu da oradan kontrol edebiliyoruz. Sonrasında dosyanın seçtiğimiz, onayladığımız projenin resmini alacağım ben buraya. Raster Image diyorum. Raster Image'la dosyanın bulunduğu yeri seçmeye çalışıyorum. Dropbox'ın içinde 2021 klasöründe sizin seçtiğiniz, sizin getirip de bizim onayladığımız projeleri koyduk. Sonra bu dosyayı biz alıyoruz. Okey dediğimiz zaman bak ekranda herhangi bir yere koymak istiyor. Buna tıkladım. Sol tuşla tıkladım. Ve ondan sonra bana aşağıda soruyor. Ölçek kaç olacak? Bir istiyorum ben. Buraya koydum. Ama ölçek birebir. Bunun ayarını biz ölçüp de değiştireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey giriş kapısı. Kapıya dikkat ediyoruz. Ya da merdivenlere, basamaklara dikkat edeceğiz. Basamaklara dikkat edecekseniz 120 veya 130 olarak yapacaksınız. Veyahut giriş kapısının 100 santim genişliğine ayarlayarak devam edeceğiz biz. Şimdi biz buradaki giriş kapımızın yeri burası. Tamam mı? Ya da merdivenler burada. Şimdi ben merdivenlere ya da giriş kapısına odaklanarak şey yapacağım. Önce ölçüm yapıyorum. Giriş kapısının olduğu yere geliyorum. Yaklaşık şuradan şuraya kadar giriş kapısının olduğu yer diyorum.
9,1'miş. Peki bir de merdiveni ölçelim. İkisini aynı anda şey yapalım. Buradan yaklaşık şuraya kadar diyelim. 10,2. Burada sağ tuşa bastığım zaman mouse'la şöyle bir menü geliyor. Ben bunu gelmesini istemiyorsam aşağıda tools'un altında options var. Options'a tıkladım. User preferences var. Şunu shortcut menüyü iptal ettiğim zaman, okey dediğim zaman, sağ tuşa bastığınız zaman en son ne yaptıysanız tekrar aynısını yapar. Sonra bunu ölçeklendirmek istiyorum ben. Giriş kapısı 100 yapacağız. Scale dedim. Bütün ölçüleri ve resmi seçiyorum. Onayladım sağ tuşla. Sağ tuşla onayladım. Sonra bana soruyor. Baz noktası neresi? Merkez referans nokta neresi? Burası dedim. Burada referans istiyorum bak. Referansız. 9,1'i değiştir diyeceğim 100'e. 9,1. Bastım. Enter dedim. 100'e değiştir diyeceğim. 100'e büyüttük biz bunu. Bak. Bunu 100 oldu. Şeye de bakalım aynı zamanda. 111 olmuş. Merdiven birazcık küçük ama kabul edilebilir sınırlar içinde. Bunun doğru olduğunu düşünerek devam edeceğim. Bir de şu kapıları ve yani VC'nin kapılarını ve klozetleri de bir kontrol edelim ki kontrol yapalım ki orada bir eksik ya da yanlış olmasın. Ölçek problemi olursa, büyüklük veya küçüklük problemi olursa tekrar hepsini çöpe atıp zaman kaybı yapacağız. O yüzden bunu istemiyorum. Kontrol ediyorum, sonra devam edeceğim. Peki klozeti kontrol ediyorum. Klozetin buradan buraya ölçek 50. Bu doğru. Yaklaşık olarak doğru. Lavaboya da bakalım. Evet, lavabonun ölçüsü de 60. Bu da doğru. Kapısının ölçüsüne bakalım. Yaklaşık eşit. Evet, bu da 90'lık. Bu da doğru. Demek ki merdiveni birazcık küçük yapmışlar. Çok problem değil. Devam edebiliriz. Sonrasında bakın duvar olarak çizeceğiz biz bunu. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Bakın burada Dimension Style'da biz 1 bölü 50 ölçeğe göre ayarlama yapacağız. Burada da seçtikten sonra modify diyoruz. Modify'da bunların ayarlarında symbol of arrow'da yani sembol ve oklarda biz bunların architectural tick'e çevireceğiz. Tamam mı? Hepsini architectural tick dedik. Bunu ölçek olarak 8 diyoruz. 1 bölü 50 de taşma payları olarak. Lines'a geldiğimiz zaman extend beyond dediği zaman 5 diyelim ki şu mesafeleri 5 uzatalım. Bu 1 bölü 50'de 1 milim yapacak. 1 milimetre yapar. 1 bölü 50 ölçekte. Extent BIM'e de 5 dedim. Offset'e 0 diyorum. Şu ölçü çizgisine olan mesafeyi 0 alsın. Tam noktasına gelsin. Baseline spacing de bizim yazı yüksekliğimiz 15 olduğunu düşünün yaklaşık olarak. İki çizgi arasında 20 yani 5 aşağıda 5 yukarıda olmuş olsa 25 yapacak. O yüzden ben bunu da 25 olarak düzenliyorum. Tekste de standart neyse o olacak şekilde kalsın. Çünkü yazı yüksekliğimiz bizim standart yazı yüksekliğimiz 15 yapacağım. Normalde çıktıda 3 milim gözükmesini istiyorum. 1 bölü 50 de 15 yapar bu da. Evet. Sonra offset from dimline diyor. Ölçü çizgisine olan mesafeyi 5 alacağım. Çünkü alttaki çizgiyle yazı arasında 1 milim olsun istiyorum ben. Bunda 5 dedik. Yani şuradaki çizgi arasındaki mesafe 1 milimetre olacak. Primary units'te de desimal olarak bakın 0,0 olarak yazıyor ya. Biz bunun hassasiyetini virgülden sonra 2 basamak olsun. Daha hassas çizelim. Sonradan değiştirebiliriz problem olmasın diye. Okey dedim.
close dedim. Şimdi ölçü çizgisini nerede olduğunu bilmiyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim, burada bir gridel yapı var, gridel. Karo bir yapı var. Yani yatayda ve düşeyde çizgiler var. Biz bunları, bakın şunlara bastığınız zaman şu arka tarafta gridel yapılar çıktı. Görüyor musunuz? Buna bastığımız zaman da snap 10 yazıyor. Snap 10 dediğimiz zaman çizeceğimiz zaman şöyle yapalım. Biraz buraya yaklaşalım bakın. Görüyor musunuz? Yani basamak basamak atlıyor. Biz böyle çizim yapacağız. Ve bunun ama 10 santimde bir, 10-10-10 olarak atlıyor. Biz bunu 5-5-5 olarak yapalım. Nasıl yapacağız bunu? Sağ taraftaki küçük oka tıklıyoruz snap settings'e. Bunu 5 diyorum, bunu 5 diyorum. Okey dediğimiz zaman bakın bu 5'lik sisteme dönmüş oldu. Şimdi bunu tutmayabilir. Mesafeler tam tutmayabilir. Çok problem değil. Daha sonrasında kaydırabiliriz. Bunu kaydırabilmek amacıyla da önce bunu kapatırsanız, önce bunu kapat, bunu seç, move, seç bunu. Yaklaşık eşit köşesini tut, herhangi bir köşeyi tut. Sonra tekrar aç, başka bir yere taşı. Yani otomatik olarak 5 ve 5'in katını tam köşe noktasından seçerek devam edebilirsiniz böylelikle. Şu ölçü çizgilerini sildik ve sonrasında devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Kolay olması için aks yapmamız bizim için daha kolay olur. Şimdi bakın aks sistemi de şöyle diyelim. Şu crosshair var ya, çizgi, şu çizgi var ya. Bunu biz biraz büyütmek istiyorum ben. Nasıl yapacağım? Şu artı var ya, mouse'la kaydırdığımız zaman. Tools'a tıkladım. Tekrar Options'a geldim. Display'de bakın crosshair size var. Bakın crosshair size. Ben bunu birazcık artırıyorum. 25 dedim. Okey dedim. O artı bakın biraz büyüdü. Artı büyüdü. Evet, burada aks sistemini koyabiliriz o zaman. Şimdi bunu yapabilmemiz için de bizim daha rahat bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Line dedim. Buradan başlıyorum bakın. Şunu da açıyorum ama. Snap 10 olacak. Snap 10. Yani bunu açıyorum. Açık olacak bu. Buradan başladım ve bunu da ortoyu da açıyorum. Buradan başladım. Bakın böyle çizdim. Tamam mı? Çizerken kesik kesik, yavaş yavaş geliyor. Kesik kesik geliyor. Onun ayarını da bilgisayarı biraz hızlandırmak için gene Tools'tan Options'a giriyorum. Display'de bakın bunu hassasiyeti çok hassas. 1000 çok fazla. Yani 1000 tane nokta çiziyor bir tane daire için. Onun yerine ben 50 tane yapsın istiyorum. 50'ye çevirdim. Bu biraz daha hızlandıracak işi. Okey dedim. Sonra bunu evet biraz daha hızlandı. 20 santim kopyalıyorum. Bu duvarın kalınlığı 20. Tamam mı? Sonra aynı şekilde ben bunu bir daha kopyalıyorum. Bir daha kopyalıyorum. Bir daha kopyaladım. Ve aşağıdaki aksları da bir daha kopyalıyorum şuna göre. Burayı dümdüz alabilirsiniz. Çok problem değil. Sonra ama üste kopyalayıp da devam etmek gerekiyor. Sonra bunun bir tanesini kopyalayıp bunu dik çevirip ya da buradan herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. Şu şekilde aşağıya doğru. İlla kopyalamak zorunda değilsiniz. Sonra bunu kopyalıyorum. Sağ tarafa doğru 20 santim. Sonra bunları da resmi seçmekten, evet, aksları da olacak şekilde kendi içinde kopyalayıp kopyalayıp devam edeceğiz. 5 ve 5'in katı olduğu için çok büyük problem olmayacak. Evet, aksa tutsun diye de uğraşıyoruz bir yandan da. Evet, şimdi böyle yaptık. Bunun içinden duvarları sileceğiz. Trim'le keseceğiz yani, kırpacağız. Şu trim. Trim'e tıkladım. Bak burası yok.
Burası yok. Şurada bir değişiklik var ama onu da şöyle yapacağım. Burayı sonradan sileceğim. 90 derece olacak şekilde. Şurada arada duvarlar var bak. Evet. Şimdi dış tarafları sileceğim. Dış duvarları da siliyorum. Şurada bir yere atlamışız. Bak şuradaki duvara atlamışız. Evet, iç tarafı çizdik gibi gözüküyor. Şurası hariç. Bir de şurada şu olmayacak. Bu duvarı birazcık aşağıya doğru aldım. Çünkü aks aynı olsun istiyorum. Copy deyip şöyle birazcık yükselttik. 5 ve 5'in katı olacak şekilde bunu da ortaya doğru çektik. Ve daha sonra tekrar trimle kesiyorum bunları. Evet. Projemizin 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Peki. Sonra şunları tekrar kopyalıyorum ben tarafa doğru. İç duvarları onluk yapabilirim. On yapıyorum. Bunu da kaydıralım biraz kenara. On olacak şekilde. Sağa doğru kaydırdık. Sonra şuradaki duvarları yapalım. Bu duvarı da 10 santim aşağıya kopyaladık. Sonra tekrar burayı içini kırdık arkadaşlar. Tamam mı? Şimdilik bu şekilde. Şu arasını da kaldırabiliriz de kaldırmayabiliriz de. Tamam. Projemizin aslı bu şekilde gelmiş oldu. Bir de bunun dış çizgilerini de çizelim hazır buradayken. Duvarla çizelim, ondan sonra değiştirebiliriz biz bunları. Buraya kadar aldık. Onu orada bırakırız. Sonra devam ederiz oradan. Burada nereye kadar geliyorsa bilemiyorum. Şuraya merdivenleri de ilave ederiz daha sonrasında. Sonra ben bunun içindekileri, bakın şunları siliyorum. Resmin içine giren çizgileri siliyorum. Sadece resim olmuş oldu. Tekrar kopyalayıp sağa doğru aktardım. Resmi sildim. Projemiz şu şekilde. Bunları düzenleyeceğiz bundan sonra. Buraya kadar anladık mı? Evet hocam. Peki, şimdi bunu silelim ve burada pencerelerin olduğu yerleri de işleyelim. Bak, pencereler var burada. Aynı şekilde. Bir saniye şunu. Şimdi az önce çizdim ama bak aşağısında kaldı bak. Altta kaldı. Resmin altında kaldığı için ne yapmamız lazım? Bizim resmi en sonunda en arkaya götürmemiz lazım. Onun için de draw order diye bir toollarımız var. Draw order. Draw Order toolbarı şurada açıldı. Ben bunu seçtim ve bunu en arkaya gönderiyorum. Ne yaptım? Bunu seçtim. En arkaya gönderdim. Resmi en arkaya gönderdim. Peki. Sonra burada bazı yanlışlarımız olabilir. Solda sağda olacak şekilde. Bunu muhtemelen aynı ölçütedir. Bunlar. Evet. Yaklaşık eşit şöyle bir koyduk. Evet, şu şekilde. Sonra burada da bir tane camımız var. Sonra kapı ve pencereleri işliyorum ben.
Sonra içlerini sileceğim bunların ben tekrar. Şöyle yapabiliriz. Trimliyorum. Pencereleri siliyorum ben şimdi. Daha yukarı kadar sildiği için bunları önce uzatalım buraya kadar. Sonra buradan silelim. Evet. Bu araları da temizleyeceğiz. Sonrasında. Resimde evet. Tekrar oraları siliyorum. Otomatik olarak oluşturuyor zaten pencereleri kendisi. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Sonra diyelim ki bunu bitirdik. Duvarlar bitti. Kolonları önce koymayın. Tamam mı? Hemen kolonları koymayın. Önce projeyi bir anlamaya çalışın. Anladıktan sonra devam etmek daha mantıklı. Tamam? Buraya kadar anladık mı? Evet hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakikalık bir mola verelim. Sonra devam edelim. Tamam? Tamam hocam. Görüşürüz.